problem çözme. Yeni işinize giden en kestirme yol hangisi? Evlenmeye nasıl karar verirsiniz? Kurulduyan karnınızı nasıl doyurursunuz? Bu soruların her biri zaman zaman karşı karşıya kaldığımız problemleri temsil ediyor. Farkında olmayabilirsiniz ama harika bir problem çözücüsünüz aslında. Birkaç saniye önce bu videoyu başlatmanın yolunu buldunuz mesela. Tabi görelilik teorisini bulmak kadar muazzam bir başarı olmayabilir bu. Ama şimdiki durumunuzdan hedef duruma geçmeye yönelik her eylem veya düşüncenizde aslında bir problem çözüyorsunuz. Problemler genellikle iki kategoriye ayrılır. İyi tanımlanmış problemler ve kötü tanımlanmış problemler. İyi tanımlanmış problemlerin başlangıç ve bitiş noktaları nettir. Mesela karanlık bir odanın nasıl aydınlatılacağını bulmak gibi. Başlangıç durumunu da ulaşmak istediğiniz durumu da kesin olarak biliyorsunuz yani. Diğer yandan kötü tanımlanmış problemlerin başlangıç veya bitiş noktaları daha muğlaktır. Mesela iyi bir hayat nasıl yaşanır? Yine çözmeye çalışırsınız ama sonucun ne olacağını tam olarak kestiremezsiniz. Her gün basitinden karmaşığına çeşit çeşit problemle karşılaştığınızdan beyniniz bu problemleri çözmek için farklı yöntemler kullanır. Problem çözme yöntemlerinden biri de deneme yanılmadır. Bu yöntemde işe yarayan yolu bulana kadar rastgele tahminlerde bulunursunuz. Uzun süredir girmediğiniz bir e-mail hesabına giriş yapmaya çalışıyorsunuz diyelim. Parolanın sekiz karakterden oluştuğunu biliyorsunuz ama ne olduğunu hatırlamıyorsunuz. Eğer bu problemi çözmek için deneme yanılma yöntemine başvurursanız, doğru parolayı bulana kadar tüm rastgele rakam ve harf kombinasyonlarını denemeniz gerekir. Takdir edersiniz ki bu çok uzun sürer. Üstelik deneme yanılma yönteminde denediğiniz kombinasyonların kaydını tutmuyor da olabilirsiniz. Şansınız yaver giderse parolayı çok geçmeden bulabilirsiniz. Yoksa işiniz çok çok uzun sürecektir. Algoritma stratejisini kullanmak daha metodik bir yaklaşım olacaktır. Algoritma adım adım ilerleyen mantıksal bir yordamdır. Doğru çözüme ulaşana dek farklı çözümler denersiniz. Mesela hala e-mail hesabınıza ulaşmaya çalışıyorsanız denemeye 1 2 3 4 5 6 7 8 ile başlarsınız. Eğer işe yaramazsa her defasında bir rakamı değiştirirsiniz. 2 2 3 4 5 6 7 8. Sonra 3 2 3 4 5 6 7 8. Bu şekilde denemeye devam edersiniz. Bu çok uzun zaman alabilir ama sonunda doğru çözüme ulaşacağınız kesindir. Ne var ki genelde muhtemel tüm çözümleri denemek için vaktimiz olmaz. O yüzden problem çözmenin daha yaygın bir yöntemi kestirimsel yaklaşımdır. Kestirimler, doğru çözüme şimdiye kadar konuştuğumuz iki yöntemden daha hızlı ulaşmamızı sağlayan zihinsel kısa yollardır. Mesela, muhtemelen parolanızı tanıdık rakam kombinasyonlarından oluşturmuşsunuzdur. Dolayısıyla doğum gününüzü veya hemen aklınıza gelebilen başka bir şeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntem denememiz gereken çözüm sayısını çok büyük oranda azaltır. Çünkü muhtemel olmayan çözümleri daha en baştan eler. Kestirim yaparak doğru çözüme ulaşabileceğiniz kesin değildir. Ama kestirimler karmaşık problemleri basitleştirir. Ayrıca denenmesi gereken çözümlerin sayısını azaltarak daha makul bir seviyeye indirir. Madem kestirim yöntemi çok yaygın, farklı problemlerde işe yarayan birkaç kestirimden bahsedelim. Kestirim türlerinden biri amaç-araç analizidir. Bu kestirimde ana problemi analiz eder, onu küçük problemlere böleriz. Ardından şimdiki durumumuzla hedef durumumuz arasındaki en büyük farkı ortadan kaldırmak için alt problemlerin en büyüğüne saldırırız. Mesela başka bir ülkeye seyahat planlıyorsanız en büyük problem o ülkeyle aranızdaki mesafedir. Dolayısıyla ilk adım olarak bir uçak bileti alırsınız. Bu da başka bir takım alt problemler yaratır. Onları da genelde en büyüğünden başlayarak tek tek çözersiniz. İkinci kestirim türü geriye doğru çalışmadır. Araç amaç analizinde şimdiki durumdan hedef duruma ulaşmaya çalışıyorduk. Ama geriye doğru çalışmada hedef durumdan başlıyoruz ve onu kullanarak bizi şimdiki durumumuza ulaştıracak bağlantılar kurmaya çalışıyoruz. Bu strateji matematiksel ispatlarda yaygın olarak kullanılır. Labirent çözdüyseniz bilirsiniz. Labirentin sonundan başlayıp başlangıç noktasına ulaşmaya çalışmak da buna bir örnektir. Bir problem daha çözmeyi deneyelim. Size bu 6 kibrit çöpünü veriyorum. Ve bunlardan 4 eşkenar üçgen oluşturmanızı istiyorum. Hadi deneyin bakalım. Problemi çözemediyseniz yalnız değilsiniz. Çoğu kişi bu problemi iki boyutta düşünmek zorunda olduğunu zanneder. Bu takılıp kalma haline fiksasyon adı veriliyor. Çözüme ulaşmak için problemi üç boyutta düşünmeniz gerekiyor. Dört eşkenar üçgen oluşturmak için altı kibritten bir üçgen piramit kurmanız lazım. Eğer bu problemi çözebildiyseniz çözümün aklınıza nasıl geldiğini hatırlamaya çalışın. Muhtemelen sırayla farklı kibrit kombinasyonları denemediniz ve bahsettiğimiz kestirim yöntemleri pek işe yaramadı. Büyük olasılıkla kavrayış adı verilen şey gerçekleşti. Çözüm aklınızda belirdiğinde birden jetonun düşmesi yani. <laughs> kavrayış biraz çetrefilli bir konu. Öngörülmesi ve telkin edilmesi güç. Özellikle de probleme aynı etkisiz perspektiften bakmaya sabitlendiyseniz. Bir problemde takılıp kalırsanız problemi kuluçkaya yatırabilirsiniz. Yani bir süre düşünmeyin. Kafanıza iyice otursun. Kavrayış çoğu zaman bir kuluçka evresinden sonra gerçekleşir. Mesela bütün gün izlediğiniz filmdeki oyuncunun adını hatırlamaya çalışırsınız. Ama tam düşünmeyi bıraktığınızı sandığınızda bu isim gecenin bir yarısı aklınıza geliverir. Öyle değil mi?